Peki, Endüstri 4.0 dedik. Şöyle bir grubu tanımak açısından kısa bir oylama yapalım. Hayatımda hiç Endüstri 4.0'ı duymadım diyenler bir el kaldırabilir mi? Evet, Endüstri 4.0 ile ilgili bilgi sahibiyim diyenler az da olsa parmak kaldırabilir mi? Güzel. Peki, Endüstri 4.0 ile ilgili daha önce bir sunuma, etkinliğe katıldım diyenler parmak kaldırabilir mi? Güzel. İlgiliyiz. Yani millet olarak da açıkçası bu konuya çok ilgiliyiz. Çok da trend bir konu. Tabii ki işletmeler bu vizyona uyum sağlamak için gerçekten çok büyük bir performans sergilemek zorundalar. Çünkü işler açıkçası o kadar kolay değil. Zaten baktığımızda öğrenen organizasyonlar temasıyla da bu zirve gerçekten Endüstri 4.0'la çok anlamlı oldu. Gelin isterseniz Endüstri 4.0'ın kısaca tanımlarıyla başlayalım. Çok fazla sıkmadan sizi. Şimdi bildiğiniz gibi Amerika'da Fortune Global dergisi yayınlanıyor ve her yıl 500 firmayı ekonomik anlamda sıralıyor. Şöyle bir merak ettim. 2007 yılındaki ilk 10 firmayı göz attım. Ve bir de aslında çok da fazla uzun bir süre değil. 10 sene sonrasına uzandım. Ve sizce bu ilk 10 firmadan kendisini tekrar 2017'de ilk 10'a atabilen kaç firma olmuştur? Fikri olan var mı? 3 diyen geldi. 1, 5. Hiç yok diyen var mı? Biraz kopya oldu zaten. Evet. 3 diyenler doğru cevap veriyor. Bu bize bir şey anlatıyor açıkçası. Evet, gerçekten bir şeyler değişiyor. İnsanların tüketim ihtiyaçları değişiyor. Firmalar buna bir şekilde karşılık verebiliyor. Tersten okuyacak olursak da bazı firmalar karşılık veremiyor ve rekabetteki yerini başka firmalara bırakıyorlar. Ve şöyle bir teklifim var size. Elimde güzel bir telefonum var. GPRS'i var. Bakın 4.5G'lerden falan hiç bahsetmiyorum. GPRS'i var. FM radyosu var. Ve 70 megabayt hafızası var. Ben bu telefonu kullanırım, ben bütün işlerimi bununla hallederim diyen var mı? Yok. Çünkü artık bir sene önce bile çıkan teknoloji artık şu anda kullanılmıyor belki de. O yüzden bu telefon örneğinde de olduğu gibi sanayi ve ihtiyaçlar değişiyor. Ve sanayi de bir şekilde bu değişen istek ve ihtiyaçlara bir şekilde karşılık vermek zorunda kalıyor. Belki Endüstri 4.0'a, hani birçoğumuz zaten biraz bilgiliyiz. Endüstri 4.0'a gelene kadar 3 tane büyük sanayi devrimi yaşandı. Bu noktada kısaca özetlemekte büyük fayda görüyorum. Birinci sanayi devrimi 1784 yılında İngiltere'de ortaya çıktı. İnsanlar evlerinde dokumacılık yapıyorlardı. Tezgahlarda dokumacılık yapıyorlardı. Ta ki James Watt buharla çalışan makineyi bulana kadar. Onun da icadı çok enteresandır. Bir gün kahvaltı yaparken ocakta çaydanlık kapağını ittiğini fark ediyor ve buharlı makine icat ediyor. Bu köydeki insanlar artık yavaş yavaş şehre taşınmaya başlıyor ve fabrika dediğimiz yerlere geçiyorlar. Ve yavaş yavaş bakın makineleşme dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Birinci sanayi devriminde en önemli şey makineleşme. İkinci sanayi devriminde ise 1860'lı yıllarda ortaya çıkıyor. İngiltere'de çıkan hareket bu sefer Amerika'ya sıçrıyor. Amerika'da elektriğin icadı çok büyük bir devrim bu noktada. En önemli aksiyon planı burada. Şimdi tamam elektrik geldi. Ne oldu elektrik gelince? Amerikalılar hayvanlarını çok daha rahat kesmeye başladılar. Nasıl kestiler? Dönem bant mantığıyla. Dönem bantı oturtulan hayvanlar bir seri üretim mantığıyla kesilmeye başladı. Bunun üzerine Henry Ford, Ford'un kurucusu, ben bu modeli o zaman neden araba üretiminde kullanmayayım dedi. Ve bu modeli araba üretiminde kullanmaya başladı. Ve hani ölçek ekonomisi dediğimiz ekonomiye geçildi. Çok fazla üretildi. Fiyatlar düştü. İnsanlar daha rahat ulaşabilmeye başladı bazı şeylere. Tabii ki bakın burada sadece sanayiden bahsetmeyeceğim. Çünkü insanlar yavaş yavaş fabrikada daha fazla çalışmaya başladılar. Ve yönetim bilimi de gelişti. Taylorizm ve Fordizm dediğimiz kavramlar da buna tekabül ediyor açıkçası. Bu döneme tekabül ediyor. Gelin birazcık daha günümüze yaklaşalım. 1969'lu yıllarda 3. sanayi devrimi dediğimiz otomasyon kavramı ortaya çıktı. İnternetin de son dönemde özellikle daha fazla gelişmesiyle verimlilik. Artık insanlar ya ben ne üretiyorum diye yavaş yavaş kontrol etme isteği ve ihtiyacı duydular. Gelelim günümüze. 2011 yıllarında başladı Endüstri 4.0. Ve Endüstri 4.0'ın çıkma hikayesi de şudur açıkçası. 2011 yılında Hanover Puanı'nda dillendirilmeye başlayan bir kavram. Artık nesnelerin interneti, bütüncül bir entegrasyon, verimlilik gibi biraz sonra ifade edeceğim çok kavram var. Dolayısıyla bütüncül bir entegrasyon olarak düşünebiliriz. İyi ama şimdi gerek var mı yine Endüstri 4.0'a? Ne güzel, biz 3.0'dan devam ediyorduk. Hiç gerek yok Endüstri 4.0'a. Gerek var mıydı sizce? Gerek vardı. Neden? Çünkü 2008'li yıllarda özellikle 2008'li yıllardan sonra
Bakın hep Batı'yı konuştuk. Amerika'yı konuştuk, İngiltere'yi konuştuk. Bu sanayi devrimleri hep buralarda çıktı. Ve yavaş yavaş 2008'den sonra Doğu bloğun üretim liderliğini ele almaya başladı. Kimdir Doğu bloğu? Çin, Malezya, Vietnam, Endonezya gibi ülkelerin toplandığı grup üretim liderliğini ele aldı. Bakın sol tarafta, bana göre sol tarafta olan grafik aslında Endüstri 4.0'ın çıkma nedenidir. Gayri safi yurt içi hasıla belli bir zaman içerisindeki ülkelerdeki üretimin parasal olarak değerini ifade eder. Mavi ile gösterilen grafik Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait, kırmızı ile gösterilen grafik Almanya'ya ait. Özellikle 2008 yılından sonra ekonomi anlamında Çin'in nasıl makas açtığını çok rahat görüyorsunuz. Ve bunu gören Almanya yavaş yavaş 2011 yılında Hannover Fuarı'nda ya Endüstri 4.0 ile ilgili bir şeyler dinlendirmeye başlıyor. Ve 2 sene sonra Almanya'nın devlet stratejisi olarak ortaya çıkıyor Endüstri 4.0. Tabii ki Çin Halk Cumhuriyeti boş duruyor mu? Kesinlikle durmuyor. 2015 yılında da Made in China 2025 stratejisiyle bu dijital savaşta ben de varım diyor. Dijital bir savaş var. Dünya hem dönüyor hem de dijital anlamda dönüşüyor. Bütün ülkelerin şu anda dijital dönüşümle ilgili bir planları var açıkçası ve çok ciddi bir savaş söz konusu burada. Evet, gelelim Endüstri 4.0 iyi hoş ama nasıl üstünlük sağlayacak? Hangi alanlarda fayda sağlayacak bize? Temelde 3 sacaya üzerine oturuyor Endüstri 4.0. Birincisi esneklik. Esneklikten kastımız bahsettik, değişen müşteri ve istek ve ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde karşılık verebilme yeteneği, üretim hatlarının buna uygun olması, esnek üretim hatlarının seri olarak çalışabilmesinden bahsediyoruz burada esneklik olarak. İkincisi verimlilik. Daha az girdiyle daha fazla çıktı elde etme ihtiyacı. Bu noktada açıkçası verimliliğin gideri düşürme noktasındaki çıkış amacı şudur. Şimdi bildiğimiz gibi şu anda müşterinin bir ürün için ayırdığı bir bütçe var. Eskiden şöyleydi. Firmalar satış fiyatını kendileri belirliyordu. Nasıl belirliyorlardı? Giderin üstüne karı koyuyordu. Satış fiyatı. Ama şu anda öyle bir rekabet var ki bir ürünün satış fiyatını müşterinin bütçesi belirliyor. Dolayısıyla firmaların karı maksimize etmesi için de giderleri minimize etmesi gerekiyor. O yüzden verimliliği çok duyacaksınız Endüstri 4.0 içerisinde. Diğeri ise pazara giriş süresi. Bence en önemlilerden time to market dediğimiz bu sürede geçmişte 2 senelere dayanıyordu. Ürünün tasarım halinden satışa sürülme haline kadar geçen süreden bahsediyoruz. Bakın 2 seneler mertebesinde olan bu kavram şu anda 5-6 aylara kadar düştü. Ve daha da aşağı düşmesi için gerçekten pazar bunu zorluyor. Evet, şimdi gelelim bu esneklik, verimlilik ve time to market dediğimiz kavramlara Endüstri 4.0 hangi temel teknolojilerle ulaşacak? Bu aslında ben 8 temel kavramda anlatıyorum ama şu anda 9 oldu, 10 oldu, 11 oldu çünkü her birisi kendi içerisinde inanılmaz derecede geniş kavramlar. Belki biliyor olabilirsiniz ama kısaca anlatmakta büyük fayda var. Birincisi eklemeli üretim. Malzemenin katmanlar halinde üretilmesi. 3D yazıcılar buna bir örnek. Ne sağlayacak? Time to market'ı kısaltacak, pazara giriş süresini ve esnekliği sağlayacak. Bu noktada çok önemli. İkincisi akıllı üretim dediğimiz akıllı robotlar. Bunlar aslında yardımcı robotlar. İş yapış yerine, iş yapış şekline kendi kendine karar verebilen robotlardan bahsediyor olacağız ileriki dönemde. Bunlar birbirleriyle entegre halinde çalışacak. Üçüncüsü artırılmış gerçeklik ve simülasyon. Bunu ben çok genel anlatacağım. Siber fiziksel sistemleri duyanlar var mıdır? Siber fiziksel sistemi duyan arkadaşlarım el kaldırabilir mi? Siber fiziksel sistemler bir ürünün, bir fabrikanın üretilmeden önce dijital ikizinin üretilmesi, oluşturulmasıdır. Böylece olabilecek hataların minimizasyonu hedeflenmektedir bu noktada. Çok duyacaksınız siber fiziksel sistemleri. Diğer bir teknoloji ise yatay ve dikey entegrasyon. Açıkçası bence ülkemiz için en önemlisi yatay ve dikey entegrasyon. Nedir dikey entegrasyon? Firmanın kendi birimleri arasındaki entegrasyon. Yatay entegrasyon, tedarik zinciri üzerindeki tüm paydaşların entegre olması. Artık şu anda dünyada sadece bir firmanın, yani firma rekabetinden ziyade şu anda tedarik zincirleri rekabeti söz konusu. Dolayısıyla yatay ve dikey entegrasyon bu noktada tırnak içinde gerçek zamanlı bilgi paylaşmak zorunda. Real time data. Çok önemli, gerçek zamanlı. Diğer bir kavram ise zaten hepiniz duymuşsunuzdur. IoT, nesnelerin interneti. 2020 yılında 40 milyar nesnenin şu anda 40 milyar nesnenin internete bağlı olacağı düşünülüyor.
2020 yılında 40 milyar nesnenin bağlı olacağını düşünüyorum. Ve bu müthiş derecede artacak. Tabii şimdi akıllı robotlardan bahsettik, yatay dikey entegrasyondan bahsettik. Her yerden bir veri geliyor. Bu veri o kadar büyük bir veri oluyor ki artık Big Data dediğimiz kavram çıkıyor. Ancak ben seminerlerimde, konferanslarda Big Data'nın Big tarafına fazla odaklanılmaması gerektiğini ifade ediyorum. Çünkü o veriden bir değer yaratamıyorsanız o aslında büyüklük hiç önemli değil. Tabii ki burada Big Data'nın büyüklüğünü şöyle ifade edelim. Şu ana kadar insanoğlunun ürettiği verinin %90'ı sadece son 2 yılda üretildi. Geçtiğimiz son 2 yılda üretildi. Eksponansiyel şekilde bir artış söz konusu. Tabii her yerden veri geliyor. Bunların saklanması açısından cloud sistemler çok önemli olacak. Ve artık petrolün de yavaş yavaş bittiği noktada insanlar artık bilgi için, veri için savaşıyor olacak. Siber güvenlik sistemleri de bu noktada çok önemli hale gelecek. Tabii ki temel teknolojilerin yanında Endüstri 4.0'a çok iyi gelen, çok iyi anlaşan kavramlar var. Kısaca bunları da açıklamakta fayda var. Yalın üretim, israfların önlenerek verimin arttırılmasından bahsediyoruz bu noktada, üretim amaçlı. Çevik yönetim, zaten öğleden önceki oturumlarda da çok konuşuldu çevik yönetim. Artık büyük balığın küçük balığı yuttuğu dönemi kapattık. Artık bu sözü unutun. Hızlı balık bütün balıkları ütüyor. Ve artık hani günümüzde deyimler de değişmeye başladı. Hani bir taşla iki kuşun vurulduğu dönemi de kapattık. Doğru taşın bulunduğu halde ikiden fazla kuşun vurulabildiği bir dönem yaşıyoruz şu anda. Dolayısıyla rekabet oldukça önemli bu noktada. Çevik yönetim, hızlı yönetim stratejileri çok önemli. Kestirimci bakım dediğimiz üretimle alakalı, yani üretim yapan firmaların en istemedikleri, nefret ettikleri şey ani duruşlardır. Yani bir hattın arızalanmadan önce benim verimim düşüyor, ben arızalanıyorum, gel bakım yap diye haber vermesinden bahsediyoruz. Predictive maintenance diye geçer. 5G artık otonom sistemler, band genişliğinin yüksekliği, düşük gecikmeler çok önemli. O yüzden 5G sistemlerde oldukça önemli. Ve hani dedik ya, birazcık daha artık bu firmalar kaliteye, problem çözme yetkinliklerine daha fazla önem vermeleri gerekiyor. 5S dediğimiz ve 6 sigma dediğimiz, ki mutlaka duymuşsunuzdur, kaliteyle alakalı, problem çözme tekniğiyle alakalı bir şey. Ve bence en önemlilerinden bir tanesi sürekli öğrenme ve inovatif düşünme. Aslında sürekli öğrenme birçok şeyin başında geliyor. Birinci basamak olarak değerlendiriyorum ben sürekli öğrenmeyi. Ve inovatif düşünce de zaten yeniliğin önemini herkes biliyor. Blockchain başlı başına zaten bir devrim niteliğinde. Başlı başına farklı yeni bir veri tabanı mantığı. O yüzden blockchain de çok önemli hale gelecek. Şu anda yapay zeka zaten çok ciddi anlamda, hatta yapay zekadan ziyade deep learning konuşuluyor. Yapay zeka şu anda zaten birçok firmanın da kullandığı bir kavram. 2007 yılındaki en değerli firmalara baktım. Ve 2017 yılında yine 10 senelik bir gecikmeyle diğer 10 değerli firmaya baktım. 10 firmadan 7'si şu anda teknoloji firması, en değerli. Ve dikkat edin, veriyi yapay zeka ile işleyebilen firmalar bunlar. Dolayısıyla yapay zekanın firmalara kattığı çok şey var. Yıkıcı inovasyon nedir derseniz, ben öyle bir ürün tasarlarım ki, pazara öyle bir ürün sürerim ki, pazardaki bütün alışkanlıkları değiştirir. 2007 yılındaki Steve Jobs'ın iPhone tanıtım sunumunu izlemenizi şiddetle tavsiye ederim. Orada şunu diyor: biz bugün telefonu yeniden icat ettik. Bakın çok iddialı bir laf. Yeniden icat ettik ve iPhone pazara girdiğinde BlackBerry gibi bir devi süpürdü. Ve artık yavaş yavaş dokunmatik ekran kullanma alışkanlığını verdi bize. Bu kavramlar oldukça önemli. Peki gelelim Endüstri 4.0'ın kazanımlarına. Evet, toplam verimlilikte bir artış bekliyoruz. Bu muhakkak. Üretim kesintilerinde bir azalma öngörüyoruz. Üretim maliyetlerinde azalma, hatalı ürün oranında azalma ve yeni ürün, yani time to market'ın kısalmasından bahsediyoruz. Özellikle rakamları koymadım. Çünkü bu rakamlar, bu değerler her firmaya göre, her sektöre göre değişiklik gösterebilir. Ama temel gelişim alanları bunlardır. Şimdi tamam, Endüstri 4.0'a geçeceğiz. Ama nasıl geçeceğiz? Endüstri 4.0'dan anladığımız nedir aslında? Endüstri 4.0'a dijital dönüşüm ile geçeceğiz. Ama bunu sadece teknolojik dönüşümle karıştırmayın. Dijital dönüşüm aslında başlı başına bütün birimleri kapsayan bir dönüşüm. Bu noktada Rolls-Royce'un üretim direktörü Hamit Magal'ın çok güzel bir sözü var. Herkes dijitalleşmenin gereğinden bahsediyor. Evet. Ama ne için?
ve neden ve niçin firmaya ve müşteriye kazandıracakları nedir? Bu noktada öncelikle fikir dönüşümü şart. Mutlaka fikir dönüşümü şart. Yani bir dijital dönüşüm eşittir teknolojik dönüşüm diyemeyiz. Bütüncül bir dönüşümden bahsediyoruz. Fikir olarak da dönüşümü şart. Peki, fikir olarak dönüşeceğiz ama hangi işletmelerde fikir olarak dönüşüm daha rahat olabilir? Peki şöyle söyleyeyim, dijital dönüşüm ve fikir dönüşümü hangi işletmelerde daha verimli olur? İşte bu ekranda gördüğünüz gibi meyve sebzeler gibi organik işletmelerde bu dönüşüm daha sağlıklı olur. Ama efendim işletmenin de organiği mi olurmuş? Çok da güzel olur. Tersten düşünürsek işletmenin mekaniği de olur. Gelin arasındaki detaylara kısaca göz atalım. Organik işletmelerde bir kere süreç çok önemlidir. Süreci öncelik veren işletmelerden bahsediyoruz bu noktada. İkincisi insan odaklıdır. Zaten gün boyu konuşuldu. İnsan odaklılık müthiş derecede önemli, yeni dönemde özellikle. Organizasyonel değerlere ait kavramlar çok mühimdir ve katı kurallardan ziyade esneklik, insanların fikirlerini rahatça ifade edebileceği bir ortam son derece önemlidir. Peki, bu noktadan gelin öğrenen organizasyona bir geçiş yapalım. Şimdi öğrenen organizasyon olması için bir işletmenin bir organik yapının olması gerekiyor. En azından organik yapıya niyetli, organik işletmeye geçmeye niyet etmiş bir işletme olması son derece önemli. Gelin kısaca bir göz atalım tanımına. Bireylerin öğrenmesine fırsat vererek sonucundan yararlanan, bilgisini, anlayışını çevresinde, zaman içerisinde altını kalın puntolarla çiziyorum, değiştirebilen organizasyonlardır. Bu noktada değişim çok önemli, değişime adaptasyon çok önemli. Şayet ekrandaki sözleri duyuyorsanız bir işletmede, o işletme öğrenemeyen bir organizasyondur. Ancak tam tersi şekilde yine ekrandaki sözleri duyuyorsanız o işletme öğrenebilen veya öğrenmeye çok niyetli bir işletme olarak karşımıza çıkıyor. Fikirlerin beyan edilmesi bu noktada çok önemli. Kısaca öğrenen organizasyonların neler yaptığına da bakalım. Problemi sistematik çözer. Bu noktaya bir parantez açalım. Şimdi dijital dönüşüm açıkçası bir projedir. Bir proje yönetimini gerektirir. Projelerin oluşturduğu program yönetimini hatta portföy yönetimini gerektirir. Bir şekilde sistematik anlamda yürütülmesi bu sürecin, dönüşüm sürecinin sağlıklı olmasını sağlayacaktır bize. Diğer bir kavram ise yeni yaklaşımları mutlaka dener. Dedik ya inovatif düşünce. Çünkü artık yenilik sadece bizim içimizde değil, çevremizdeki her yerde. O her yerdeki bilgiyi, yeniliği almamız gerekiyor. Bilgiyi paylaşma konusunda zaten şüphemiz yok. Bilginin mutlaka paylaşılır olması gerekiyor. Ve bu noktada rakiplerin analizi de çok önemli. Çünkü biz sadece pazarda tek başımıza pazar lideri olsak bile pazarın dinamiklerine haiz olamıyoruz. O dinamikleri kendimiz bazen değiştiremiyoruz. Öyle bir firma geliyor ki yıkıcı inovasyon yapıyor, bir anda ortada kalabiliyoruz. O yüzden rakip analizi ve rakipleri dikkate alarak öğrenme oldukça önemli. Geçmiş deneyimlerden faydalanma da bu noktada öğrenen organizasyonların özelliklerinden. Ancak bir işletmenin öğrenen organizasyon olması için öncelikle bireylerin öğrenmesi gerekiyor. Bireyler öğrenecek ki öğrenen organizasyona evrilsin o işletme. Nasıl bu? Arada bir köprü olması gerekiyor. Arada 3 tane köprümüz var. Bir tanesi iletişim. Diğeri şeffaflık ve bence en önemlisi entegrasyon. Yani bir bilginin kalıcı hale gelmesi ve her yerden ulaşılması. Entegrasyon çok önemli. Entegrasyona çok güzel bir örnek var. Biliyorsunuz Kaizen. Kaizen'i duymayanınız yoktur herhalde. Kaizen sürekli iyileşme, bir Japon felsefesi. Bir gün önceye göre daha iyi olma halini ifade eder. Bu sadece iş hayatında değil, günlük hayatta da, özel hayatta da bir gün öncesine göre daha iyi olma halini ifade eder. Ve Kaizen'i en iyi uygulayan işletmelerden bir tanesi de Japon firması Toyota'dır. Toyota'da şöyle bir organizasyon var. Şimdi bildiğiniz gibi dünyanın dört bir yanında Toyota'nın fabrikası var. Bir fabrikada yaşanan bir Kaizen genel merkeze anında ulaştırılıyor. Genel merkez tarafından da bu bilgi aynen real time şekilde diğer fabrikalara anında iletiliyor. Ve Kaizen hakkında diğer fabrikalardan görüşleriyle alınıyor. Yani bu kazanç sağladı mı ya da bu problem başka türlü çözüldü gibi kazanç sağlanıyor. Ve bundan sonra bir bakmışsınız devamlı bir iletişim halinde öğrenen, sürekli gelişen bir organizasyon olmuş. Zaten açıkçası Toyota firmasında öğrenen organizasyon adıyla, lakabıyla anılmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi
budur açıkçası. Evet, sürekli öğrenme şart dedik. Bu noktada hemfikiriz. Endüstri 4.0 vizyonuna ulaşmada da bence ilk adım sürekli öğrenme. Çünkü sürekli öğrenen bir işletme yenilikleri her zaman açıktır. İhtiyaç analizlerini sistematik bir şekilde analiz edebilir. Bütün sistematik araçları, doğru sistematik araçları, doğru yaklaşımları doğru noktalarda uygulayabilir. Dolayısıyla Endüstri 4.0 vizyonu için öğrenen organizasyonların bir adım önde olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Şimdi bu noktada ben açıkçası kendimi çok şanslı hissediyorum. Neden? Çünkü bir yeni bir devrim yaşıyoruz şu anda. Yeni bir Endüstri 4.0 devrimi içerisindeyiz ve burada sizlerle paylaşma imkanı buluyorum. Farklı yerlerde. Bu benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bir şeyleri değiştirme şansı da elde edebiliyoruz bazen. Bu beni çok mutlu ediyor ama tabii ki herkesin bir tık daha, bir fazla çalışması gerekiyor. Elinden geleni mazeret göstermeden daha fazlasını katması gerekiyor. Ne diyor yazar Paulo? İnsanlar fırsatların gelmesini beklerler. Fırsatlar insanların gelmesini. Fırsatlar bekler, insanlar bekler. Kazanan hep mazeret olur. Ben bunu günümüzde şöyle uyarlıyorum. İşletmeler dijital dönüşümü bekler. Dijital dönüşüm ise işletmeleri. İşletmeler bekler, dijital dönüşüm bekler ve umuyorum ki kazanan bu sefer mazeret olmaz. Geleceğin aydınlığı sizlerle olsun. Çok teşekkür ederim. BTK Akademi, bilginin adresi.